Son dersiyle beraberiz. Bağlamalarda hidrolik profili görmüştük. Şimdi statik profile giriş yapacağım. Bu ders statik profilin ne olduğunu ve boyutlanma temel esaslarını anlatacağım. Önümüzdeki derste bununla ilgili tahkikleri oluşturacağız. Statik profil nedir? Statik profil bağlamanın gövdesinin uygulama şeklidir. Bunun hidrolik profilde uyumlu olması gereklidir. Onu önümüzdeki ders daha açarak anlatacağım. Şimdilik statik profile bir başlangıç yapalım. Sabit bağlamalarda donatı kullanımı istenmez. Bu nedenle de çekme gerilmesi oluşmaması gereklidir. Daha önceki betonarme gibi derslerde gördüğümüz gibi ne vardır? Beton basınca dayanır fakat çekmeye çok kolay dayanamaz. Peki normal bir binada donatı kullanmayacaksanız bu çekme gerilmesinin oluşmasını engelleyen en önemli faktörlerden birisi neydi? Kemer sistemler. Eskiden yapılarda farkındaysanız bu kemer sistemler çok kullanılmıştır. Çünkü donatının olmadığı bir dönemde çekme gerilmesi de istenmeyen bir durum. O yüzden camiler, köprüler gibi yapılarda genelde ne kullanılır? Kemer yapılar kullanılır. Ama bağlamalarda temelde meydana gelmemesi için de bir takım faktörlerin oluşması lazım. Bunlardan bir tanesi etkeden kuvvetlerin bileşkesinin çekirdek bölgesinde kalması gereklidir. Eğer etkeden kuvvetlerin bileşkesi çekirdek bölgesinde kalırsa böyle bir durumda çekme gerilmesi meydana gelmez. Burada şu vardır bir de arkadaşlar. Zeminin içine sızan suyun basıncı normal basıncından biraz daha az olarak nitelendirilir. Ve bu da kaya zeminlerde 0.5 menba kısmında mansap tarafında da 0.1 alınmaktadır. Geçirilimli zeminlerde ise bu sızma hesapları yapıldıktan sonra sızma hesabına göre boyutlandırılması gerekir ki bunu da önümüzdeki ders nasıl yapılacağını anlatacağım. Şimdi burada bir statik profil görüyorsunuz. Şu mavi olan kısımda su olduğunu düşünelim. Diğer gri olan kısımda ise bağlamamızın gövdesi olsun. Üstteki mavinin üstünde gösterdiğim gri kısım ise bağlamanın üzerinden sabaklanacak suyun miktarıdır. Biz burada gövdenin genişliği ne olması lazım, yüksekliği ne olması lazım bunu hesaplayacağız. Bunun için de arkadaşlar çekme gerilmesinin oluşmaması için bir takım formüller geliştirilmiş. Bakın burada C noktasına göre moment alınıyor. Bütün kuvvetlerin bileşkesinin C noktasına göre momenti, yani C noktası çekirdek bölgesinin en uç noktası. Buna göre moment alındığı zaman elde edilen değeri sıfıra eşitlemeniz gerekiyor. Ve buna göre bir formül elde edilmiş. Bu formüllerde normalde Cevat Erkek hocanızla Necati Ağaroğlu'nun hocanızın kitabında da var. Ben de bu kısmı Recep Yurtal hocamızın ders notlarından aldım. Burada gördüğünüz beyaz kısmı. Şimdi burada H üssü denilen kısım bağlama sabak yükünün sabak yük artı bağlama yüksekliğine bölünmüş hali. H üssü, gama üssü, gama beton bölü, gama sudur.
Gamma su bir alanından, normalde siz buradaki gamma üstünü 2.4 yani betonla özgül ağırlığını alabilirsiniz. C1 formülümüz var. 1 eksi h üssünün karesi çarpı 2 eksi h üssü. C2 diye bir katsayı buluyoruz. Bunun da formülü var. 1 eksi h üssünün karesi çarpı 3 eksi 2 h üssü. Tanjant alfa ise tepe açısı eşittir C2 bölü C1 çarpı gamma üssü eksi M'den elde ediliyor. Şimdi burada bir soru yapalım. Bu soruyla da bu haftanın dersini kapatacağım. Önümüzdeki ders bu gövdenin tahkiklerini ve sızma hesabı nasıl yapılıyor bunu göstereceğim. Maksimum kabarma kodu. Yani şurada görmüş olduğunuz nokta 832 metre. Kret kodu 829 metre. Neresi burası? Evet, gördüğünüz gibi bu nokta 829 metre. Taban kodu 820 metre. Taban noktası 820 metre. Burada çekme gerilmesi meydana gelmemesi için jeoelektrik bağlama genişliğini bulunuz diyor. Neresi soruluyor? Taban genişliğiyle üst yüzey genişliğini bulalım. Menbaadaki taban basıncı azaltma faktörü 0.7. Mansap taban basıncı azaltma faktörü 0.1 ve beton özgül ağırlığı 2.4 olarak verilmiş. Şimdi formülümüz nelerdi? Burada formüller bize verilmişti. Yine tekrar ediyorum, sınav sırasında bu formülleri ezberlemenize gerek yok. Ben size sınavda gerekli olan formülleri vereceğim. Yüz yüze bir sınav olursa, uzaktan olursa zaten sizin elinizde bu formül olmuş olacak. Bakmanızda hiçbir sakınca görmüyorum. Şimdi bu soruyu yapmaya çalışalım. H değeri nedir? Bakın H değeri ne demiştik? 832 metre toplam kabarma kodu yüksekliği. Kret kodu da 829 olduğuna göre 832-829'dan 3 metre olarak bulunur. H1 dediğimiz nokta burada kabarma kodu ile taban noktası arasındaki mesafe H1 olarak gözüküyor. Bunu da 832-820 diyorum. 12'yi buluyorum. 3 bölü 12 ne yapar? H üssü için 0.25 yapar. Peki gamma üssü 2.4 bölü 1. O da eşittir 2.4 olarak bulduk. Şimdi C1'i bulmaya çalışalım. C1 eşittir 1 eksi H üssünün karesi çarpı 2 eksi H üssü. H üssü yerine 0.25 yazdığım zaman 0.891 elde ettim. C2'de yine 1 eksi H üssünün karesi çarpı 3 eksi 2 H üssü formülünden değerleri yerine yazarsak 0.844 buluyoruz. Tanjant alfada da 0.844 bölü 0.891 çarpı 2.4 eksi 0.7'nin karekökünü alırsanız tanjant alfanızı 0.766 olarak bulursunuz. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. Karşı kenar B, yükseklik H1. Evet, burada H1 yerine 12'yi yazdığınız zaman B genişliği 9.19 metre olarak bulunuyor. Şimdi üst yüzeyde bakalım. Üst yüzeyde de B1 bölü H, yani B1 bölü 3 eşittir 0.766. Buradan B1 eşittir 2.3 metre bulunur. Tabii bunun hidrolik profille uygun olması lazım. Önümüzdeki ders bunun da nasıl olacağını göstereceğiz. Hidrolik profilde ne vardı? Oluşturulan bir grafik vardı. Krager veya Oach profilleri vardı. Bunlardan herhangi biriyle uyumlu olması bizim için yeterli olacaktır. Yine daha önceki ders bahsettiğimiz gibi uyumsuz olması durumunda vakum etkisi oluşacak. Ve bu vakum etkisinden dolayı da bizim bağlama yüzeyimiz zarar görecekti. Bu haftayı tamamladık arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki ders buraya kadar işlediğimiz konulara bakarak gelirseniz sevinirim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.